tekerleme ve yağmur parçasını buradan isterseniz görüntü alabilir ya da çıktısını alıp kayıtları dinledikten sonra daha kolay çalışabilirsiniz. Kolay Piyano 1 kitabında 72. ve 73. sayfadaki Tekerleme ve Yağmur Yağıyor eserlerini bugün inceleyeceğiz. Sizlere çalacağız. Öncelikle 72. sayfadaki tekerleme parçasına bakalım. Evet, ellerimi ortadoğu noktasına koyduktan sonra önce notalarla, sonra sizler için sözleriyle seslendireceğim. Son, 2, 3, 4. Re, 2, re, 2, mi, mi, re, 2, do, 2, re, 2, do, si, la, 2, sol, 2, la, 2, si, 2, do, 2, re, 2, re, 2, do, si, la, 2, orman ne güzel, yayla ne serin, dağlar yüksek, vadi derin. Ne derin diyecektim sonda. Göremedim, kusura bakmayın. Gene resimleri boyatmayı unutmuyoruz. Ve şimdi yağmur yağıyor. Hepimizin çocukluğundan beri bildiği bir parça bu. 73. sayfada. Evet, ellerimi gene her zamanki gibi orta pozisyonuma koydum. Dört dörtlük bir parça. Bu C işaretine benzeyen bu size daha önce anlattım mı bilmiyorum. Dört dörtlük demektir. Şimdi başlayalım. Son, 2, 3, 4. Si, 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 la, ki. 3, 4. Si, 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 la, ki. 3, 4. Sol, ki, la, ki. Sol, ki, la, ki. Si, 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 la, ki. 3, 4. Yağmur yağıyor ki. 3, 4. Seller akıyor ki. 3, 4. Komşu kızı camdan bakıyor ki. 3, 4. Tabii biz çocukken Arap kızı derdik. Burada da yazarımız komşu kızı olarak kullanmış. Arada böyle dil sürüşmelerim olabiliyor. Ben doğaçlama videolar çekmeyi seviyorum. O yüzden kusurumuz oluyorsa affola. Hoşça kalın. Başka parçalarda görüşmek üzere.